Anam, ayağım inandırıcı mı? Sardık işte, açığa mağlaydık. Bir haftada iyileşecek, bir bazı edilemesi sonuçta. Ay, iyi bari, Allah korumuş. Tülay, kafan zamanında öyle bir darbe yemiş ki hala rölantide çalışıyor. Bana bak, kozmetist ablalar diziyi sorarlarsa çok kötü gidiyor de. Niye kız? Kıskanırlar lan. Bir hafta yoksun zaten, ayağını kaydırırlar. Ha, ne diyeyim? Dizi ortamı çok fena, jönler hep asılıyor diyeyim mi? Evet. Yakışıklı bir jönün asılması olayı bir konsomatrisi kim bilir nasıl rencide eder. Lan herkes senin gibi yalandan o profesör değil. Ya seti aşağılıyorlar de. Ne bileyim manita çok kıskanıyor diziyi. Her gün içip içip arıza çıkarıyor. Hayat zehir oldu de. Yoksa bu karılar seni bir kaşık soda boğar. Gülay. Ne ayak? Ha, ayak demişken. Zor Bey abi, benim ayak gitti. Ben bir hafta izin şey edeceğim. Ne oldu ayağına? Abim bağdoklarında zedeleme ve ödem mevcut. Eklemlerde mi? Sevreyim, sen geç bakayım şuraya bir. Seninle sonra konuşacağız. Tülay kendisi anlatsın. Nerede oldu bu? Abi, temincek oldu. Yolda taşa takıldım. Taşa takıldım. He, doktor da bir hafta dinlen dedi. Allah kusura bakma, ben bir hafta sahneye çıkamayacağım artık. Fanlarıma kokulu öpücüklerimi yollarsın. Acın var mı? Var abi, ben de fanlarımı özleyeceğim sonuçta. Ayağını diyorum lan. Ha, evet, var. Nasıl oldu tam, bir anlat bakayım, belki bir faydamız dokunur. Ha, hiç. Kaza. Pes. Hemen Oriental'in yeni modelini bulmuşlar ya. Bizim ortamlar çok fırıldak. Neyse ki artık senin dizi var. Sen paçayı kurtardın. Kim? Ben? Yok kız. Nerede? Niye anam? Ya set var ya. Full deniyor. Ayrıyeten... Benim manita halka mal olacağım diye 70 milyondan beni bir kıskan, bir kıskan. Yok kız, ünlü olacaksın ya, Playboy'lardan kıskanmıştır. Ha, bu daha mantıklı. Ah Gülendam ablam, her gün arıza, her gün kavga dövüş. Vallahi hayatım zehir oldu. Belalı manita da zordur. Ya, var ya, hakikaten şöhretin bir bedeli varmış. Ama ablam, huzurun yoksa... Türkiye'nin sevgilisi olmuşsun. Ne yazık. Kim kız o? Ben. Son dansını et bebeğim. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bilmiyorum abla. Bu alemde bana yamuk yapana, bana dansözlük yapana ne olur biliyor musun? Onu da bilmiyorum abla. Aa bak, gör. O ne? As solist. Bu da Eya. Ne yazık ki sakat. Sor bakalım niye? Ne oldu ayağına abla? Kaza diyorum ama... Ayağıma sıktılar lan. Neler dinliyorsun? İşine bak. Nasıl olmuşum? Hoş olmuş. Yani değişik bir şey. Evet. Şu anda çok fena James Dean'e benziyorum değil mi? Kim o? Oyuncu. Yenilerden mi? Ha, yenilerden. Geçen hafta Muhteşem'e başladım. Allah sana. Ya hadi gel, gel sana iki tur gezdireyim motorla. Ya yok, zaten setten çay molası falan zor izin aldım. Ay! Benim ayağım, benim ayağım çok ağrıyor. Benim ayakta durmamam lazım. Ne oldu? Çok zor her şey. Yapma şunu. Ne yaptın lan?
Tülay'ım ne yaptım ya? Ya gelme artık, tamam üstüme gelme artık ya. Provoke etme. Ulan bu zerrin tosbağası mı dolduruyor sen yoksa ya? Tamam, yok yok. Tamam yok bir şey ya, uzun hikaye. Zaten setten bekliyorlar beni. O motor şeyini sonra şey yaparız, oldu. Tülay, bu oyunculuk işi sana hiç yaramadı ha. Allah Allah. Ya bu kızın ayağına ne oldu Gülendam? Ezlerin hep kötü oynuyordu abi. Tülay'ın ya. Taşa falan çarptım diyor da yalan o yani. Ayağıma sıktılar dedi. Okşan anlatırken duydum. Kim sıkmış lan? Bu yeni oğlan yapmıştır. Demince de karşısında ağlıyordu kızcağız. Vay hıyar vay. Tülay söylediydi. Diziği müziği kıskanıyor da kan kusturuyor demişti. Of, hayır, bizim az solistimiz. Ayağına sıkılacaksa biz sıkarız. Ama başkası sıktığı zaman yamuk oldu Gülendam. Evet abi, hiç etik değil. Şimdi mecburen adamı bulduracağım. Ben de onun ayağına sıktıracağım. Business is business. Gülendam. Tülay'ın yeni manitası kim ki? Vallahi demin gördüm. Deri pantolonu, dövmeli, böyle motorlu bir çocuk. Hayda. Orta yaşlı, kalantor bir adamla birlikteydi. Ayrılmış. Adam evliydi ama efendi adamdı. Bu ne iş? Böyle bildiğin serseri tipli bir şey. Ya bu kızın ayağına ne oldu Gülendam? Ezlerin hep kötü oynuyordu abi. Tülay'ın ya. Taşa falan çarptım diyor da yalan o yani. Ayağıma sıktılar dedi. Okşan anlatırken duydum. Kim sıkmış lan? Bu yeni oğlan yapmıştır. Demeyecek de karşısında ağlıyordu kızcağız. Vay hıyar vay. Tülay söylediydi. Diziği müziği kıskanıyor da kan kusturuyor demişti. Of, hayır, bizim az solistimiz. Ayağına sıkılacaksa biz sıkarız. Ama başkası sıktığı zaman yamuk oldu Gülendam. Evet abi, hiç etik değil. Şimdi mecburen adamı bulduracağım. Ben de onun ayağına sıktıracağım. Business is business. Gülendam. Burnunu mu deldirdin? Niye başkasına gittin? Ben tığla falan sevkle delirdim abi. Yok lan, klipsli. Tak çıkar. Kanırtma abim. Bu jenerasyon farkı küpeyle dövmeyle kapanmaz. Erkek kadından daha olgun olur. Arada bir yaş farkı olur. Öyle yakışır. Sizinki kadar fark değil o yakışan. Kıvanç Tatlıtu, dizide jön. Senin hesaba göre yanına yakışan kadın oyuncuyu ilkokulda mı bulacaklar acaba? Ya misal Dallas. Şimdi o bıcırık Lucy. 40 yaşındaki Kahya Rey'e nasıl aşıklama değil mi Tülay? Dallas ney Selahattin? Dallas ney ney lan? Allah Allah. James Dean'i anladık. Dallas da mı yok? Vallahi bende yok. Biz genç Selahattin abi Dallas'a yetişemedik ya. Anca Tülay'ın anası seyretmiştir. Anasına sor. Ben senin ananı... Lan sana ne ki? Tülay beni beğenmiş. Ben gençleşmişim. Dövmemi beğenmiş. Alan memnun, satan memnun. Sen niye sokuyorsun o koca burnunu? Gençlik kına dövmeyle olaydı Ajda. Şimdiye kadar kulağından ayak barnağına kadar komple kına yaktıydı. Bu iş kafa işi abi. Kadının kafa 19, ondan taş. Ne kafası ya? Nasıl yani? Bak, Dallas'ı bilmiyorsun. Ne yapacaksın? Nasıl hitap edeceğim bu gencecik kıza? Sen önce muhabbetini gençleştir. Sen benim muhabbetime kurban ol. Oh. Oh. Yaştan mütevellit, humuruyt mi? Hayır. Deri pantolondan mütevellit, pişik. Abiyi oraya kadar getirmeceli, kalbimize indirmeceli, bütün modumuzun içine etmeceli. Wow! Bundan sonra zaten full kılım da. Ama ben onu yolda falan bir görsem, öküz gibi kopmacalı, efsane küfür müfür etmeceli, yardır! Hey, 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 okey, 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 sakinim bebeğim, okey, sakinim, serin, serin. Hey, hey, asla o tarz değil. Okey. Bye bye prenses, bye bye. Yardır ne demek? He? Kopmacalı ne demek? Oh, Selahattin ne istiyorsun? Ya şunları bana yazsana oğlum ya. Hadi ya, hadi ya. Tülay ablanızı biliyoruz. Kızıl saçlı olan. Bir denge manitası varmış. Deri pantolon, motor, dövme falan hesabı. Dayaklık. Eyvallah. Kızı takibi alın. Adamı mimleyin. Bir ara gece yalnız yakalayıp acık yıpratın. Tamam abi. Yeni ekipsiniz. Bir siftahınız olsun. Hadi.
What's up prenses? Ne yaptın? İyi, iyi vallahi işte. Set de güzel geçti Allah'ın izniyle. Wow, okey. Uzay. Kısmet. O burnundaki hakaret demince galiba yere düştü. Ops. Bozmaz. Zaten bir Alex değildi. Hobbit filmi. Filmde uzaymış. Böyle efsane. Mecele macalı bir filmmiş yani. Neymiş? Hobbit filmi baby. Yardır. Hey Hobbit. Sen mi oynayacaksın? Niye lan? Hiç. Ama şaka işte. Sette azıcık yoruldun mu böyle asabiyet geliyor gidiyor. Böyle yokluyor yani. Ha stres. Kelebekler Vadisi'ne mi gitsek? Ha? Çadır muhabbeti. Über serin. Free takılmacalı. Öküz gibi yardırırız. Öküz müsün lan sen? Allah ben çadırda kalır mıyım hiç ya? Ne aptal aptal konuşuyorsun. Ne bu hal Selahattin? İşte genç. Ya en sevmediğim insan tipi oldun ya. Allah zır zop çemçuk ağızlı. Ay suratın yanları uzadı ya ya konuşmaktan ya. Acık kalantor ol. Takımını kıyafetini giy. Ya bu ne? Şekil yaptık işte ya. Ya ne şekli bırak Allah'ını seversen. Senin kolunda niye kertenkele resmi var? Bir onu de bana. Ya o ejderha o ya. Ya neyse ne Allah tipsiz bir şey Allah'ını seversen. Ay sustum sustum patladım Selahattin. Nereden çıktı bu hevesler ya? Aa, eskiden daha mı iyiydim yani? Kız hükümet gibi adamdım. Kalıplı, kıyafetli. Sözü sohbeti bak. Ay bir yürüdün mü yer titredi be. Vallahi mı? Seni yerim, seni yerim. Zaten her haltı yedin de işte o karizmandan döndük dolaştık bırakamadık. Ama bir kere daha yardır de seni bir yararım. Vallahi feleğin şaşar. Ne vardı canım? Lan. Kim dövdü beni lan? Lan. Ufalara bak. Ay. Uzaylılar mı dövdü beni lan? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.